İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Çocuklar ne yapıyor? Kendine dokunmasını sevmiyorlar aynı zamanda. Az önce saydığım kriterlerden. Buradaki az önce saydığım kriterlerden en önemlisi sese tepki vermemesi, ismiyle hitap ettiğim zaman dönüp bakmaması. Yani bunda önemli tepki. İşte ismine hitap ediyorsunuz. Dönüp tepki vermesi bekliyor. Göz teması kurmuyor. Yani kırmızı alarmdır bunlar. Hani hemen şüphelenmek gerekiyor. Sese tepki vermiyorsa, gülümsemiyorsa, hani dönüp bakmıyorsa bunlar önemli alarmlardır. Ve hemen bir çocuk doktoruna, çocuk psikiyatrisine başvurmak gerekir. Bunun yanı sıra çocuklar kendilerine dokunmasını sevmiyorlar. Hani dedim ya, hani dokunmaya, ısıya, ağrıya çok duyarlılar ya da tamamen duyarsız oluyorlar. Bir başkasının varlığını istemiyorlar. Sadece kendi başlarına, özleriyle kalmak istiyorlar. Yiyeceklere karşı tat, koku algıları bizimkine göre çok daha farklı. Ve otizm çocukların özellikle mide, bağırsak sistemlerinde ciddi sorunlar da görülebiliyor. O yüzden çok katı yiyecekler tercih etmedikleri görülebiliyor. Bazı yemekleri reddedikleri de görülebiliyor. Yüz ifadelerinde bir donukluk görülebiliyor bu çocukta. Yani sanki anneye hiç ihtiyacı yokmuş gibi davrandıkları görülüyor. Hani altını ıslattıklarında bile bezliyken tepki vermediklerini, çünkü hani dokularında, duyularında, temaslarında onun bir rahatsızlığını hissetmeyebiliyorlar. Anne diyor ki hiç altını ıslattı ve tepki vermiyor, ağlamıyor. Çünkü çocuk o tenine dokunan dışkısını, rahatsızlığını duymamaya başlıyor. Ya da çok büyük tepki veriyor. O koku onu çok rahatsız edebiliyor. Görünme sırtlığı arttı ve bu tepkiler artık dikkate değer oldu. Birçok insan bunları gördüğünde artık şüphelenmeye başlıyorlar. Otizm birçok insan tarafından biliniyor. Çok defa konuşuldu, reklamlar yapıldı, kamu spotları düzenlendi. Birçok insan artık bunları biliyor. Böyle olunca da daha çabuk doktora ulaşıyorlar. Tanılar erken konuyor. Uzmanlar arttı. Eskiden çocuk psikiyatristi bulmak zordu. Şu anda birçok şehirde çocuk psikiyatristine ulaşmak kolay. Farkındalık arttı, eğitim seviyesi arttı, insanlar bu konuda gidiyorlar. Hani doğum öncesinde birçok eğitim alanında kitaplar okuyorlar, çevresindeki insanlar bu konuda bilgi sahibiler. Erken tanı önemli bu yüzden. Ne kadar erken tanı konursa o kadar çabuk iyileşiyor, bunu unutmayalım. Böyle bir durumda çocuk psikiyatrisine gittiğiniz zaman çok acil bir durumdur. Onlar için yani bu otizmle doğan çocuklar için günler çok önemlidir. Çok uzun süre randevu vermezler. Çok kısa sürede hemen kapısını çalarak, ya biz MRS'den randevu alamadık, gelemedik demek yerine hemen kapısını çalarak, ya ben otizmden şüpheleniyorum, aile hekimine gittim, o da buraya gönderdi dediğiniz zaman da çok çocuk psikiyatristi. Hani hemen yardımcı olacaktır, tanısını konmasında elinden geleni yapacaktır. Çok öteki zamanları içmezler çünkü günler, aylar çok önemlidir. Otizm tek başına bir hastalık değil. Bu belirtilerin yanı sıra tek başına görünmüyor. Yanında başka hastalıklar da görülüyor. Bunlardan en çoğu görülenlerinden biri Down sendromu. Yani o yüzden hangisi var bazen görünmüyor. Down sendromu %30 görülme ihtimali otizmlerde. Otizmlerin %30'unda Down sendromu görülüyor. Ve anne onu gördükten sonra Down sendromu olarak kabul ediyor. Ama yanında otizm de var. Zeka geriliği görülüyor. Çocukların birçoğunda zeka geriliği var. Otizmlilerin epilepsi görülüyor. Birçoğunda epilepsi atakları görülüyor. Ve karıştırılabiliyor. Hani otizm mi, epilepsi mi? Bazıları görmezden gelinebiliyor. Sadece epilepsiye odaklanabiliyorlar aileler. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok görülüyor otizmli bireylerde. Ve yerinde duramadıkları, dikkatleri dağınık olduğu, bir şeye odaklanamadıkları görülüyor. Yerinde duramadıkları için de çok ciddi şekilde kendilerine ve çevresindekilere zarar veriyor. Onlara bakmakla yükümlü olan kişilerin de iş yükünü artırıyor, sabırlarını zorluyorlar. Ve bu da çok sık görülen, otizmle beraber görülen rahatsızlıklardan, bozukluklardan bazıları. Uyku sorunları yaşıyorlar. Otizmli bireyler. Hani alıcıları açıklıyoruz yani çok hani sesi, bazı sesler çok duyarlılar. Hani bizim için rahatsız edici olmayan yoldan geçen bir arabanın sesi onlar için çok rahatsız edici olabiliyor.
bir evdeki odadaki saatin sesi, saniye sesi, tik tak sesi onlar için çok rahatsız edici olabiliyor ve uyuyamayabiliyorlar. Bizim için ise çok duyarsız. Hiç önemli olmayan o saat sesi onların uyuyamamasına neden olabiliyor. Işık anlamında onlar yine çok duyarlı. Bizi rahatsız etmeyen sokak lambasının ışığı onları rahatsız ettiği için gece uykuya dalmakta zorlanabiliyorlar. Uykuları ciddi anlamda problemli olabiliyor. Uykularında uyuyamadıkları için de gelişimleri de psikolojileri de bozuluyor ve daha çok sinirlenebilir hale de giriyorlar. Mide bağırsak sorunları çok yaşıyorlar. Bu anlamda hani belli gıdaları seçtiklerini görüyoruz. Katı gıdalardan uzak durabiliyorlar. Hep benzer tip beslenmeye başlayabiliyorlar. Çünkü bazı tatlar onları çok rahatsız edebiliyor. Bizim aldığımız tatlardan çok daha fazla bir uyaran belli yemekleri tercih edip aynı tip beslenmelerden kaynaklı mide ve bağırsak sorunları da yaşayabiliyorlar. Bu anlamda desteklenmeleri gerekir. Otizmli bireylerde depresyon da çok sık görülüyor. Çünkü toplum içerisinde kendilerini bir yer bulamadıklarında, durumlarını yavaş yavaş anlamaya başladıklarında, diğer insanların tepkilerini gördükten sonra bunun sonrasında depresyonda yaşayabiliyorlar. Sağlığın tanımına bakarsak sağlık fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halidir. Açıklaması dur sağlığın. Otizmlere bakarsak fiziksel sorunlar yaşıyorlar. Ruhsal sorunlar yaşıyorlar. Sosyal sorunlar zaten otizmdeki en büyük sorun, sosyal sorun. Bununla beraber ruhsal sorunlarda yaşama ihtimalleri çok yüksek. Bipolar bozukluk, çift yönlü duygu durum bozukluğu dediğimiz manik dönemlerin, depresif dönemlerin olduğu da çok sık görülüyoruz maalesef. Tipler geliştirebiliyorlar. Takıntıları çok fazla obsesif kompulsif bozuklukta eşlik edebiliyor otizmlere. Bunu da çok görüyoruz. Bu rahatsızlıkların da ayrıca tedavi edilmesi gerekiyor. Tedavi dediğimizde sadece otizm hani bilinen bir kesin tedavisi yok. Ancak tedavi dediğimiz zaman eşlik eden sorunların da tedavi edilmesi gerekiyor. Nedir bunlar? İşte mide bağırsak sorunları varsa bununla ilgilenmek gerekiyor. Depresyonu varsa, bipolar varsa, dikkat eksikliği varsa bu konuda ilaç verilebilir. Yoksa otizmin herhangi bir ilacı yok. Öyle bir ilaç olsa otizmi tedavi eden muhakkak kullanılırdı. Ancak bir yanına verilen ilaç otizme eşlik eden diğer sorunları baskılamak için, iyileştirmek için verilen ilaçlar. Daha rahat uyusun diye, dikkatini toparlasın, eğitimini daha iyi alsın diye, mide bağırsak sorunları, işte kabızlığı ortadan kalksın diye. Epilepsi atakları çok sık görülüyor. Epilepsini tedavi edilin diye ilaçlar verilebiliyor. O yüzden hani diğer branştaki hekimlerle de birlikte çalışıyor. İşte nörolojiyle çalışıyor, psikologla çalışıyor, çocuk gelişimciliğiyle çalışıyor. Birçok alan, işte dil konuşma terapistleriyle çalışılıyor, fizyoterapistlerle çalışılıyor. İşte ortak bir tedavi süreci başlatılıyor. Birçok sorun eşlik ediyor. Otizm tek başına bir rahatsızlık değil, yanına muhakkak genelde bir şey çoğunlukla eşlik ediyor. Onları da tespit etmek lazım. İyi bir değerlendirme gerekiyor. Anne babanın bazen önemsiz gördüğü şeyleri hekimler daha iyi tespit edebiliyorlar. O ölçekler dolduruluyor. Çünkü anne babalar hani ben de geç konuşmuşum. Bu da çok geç konuşmuş. Önemli değil. Ona göre normal. Ailesinde varsa normal görebiliyor. En güzelini hekimler belli ölçekler doldurularak, sorgulayarak bulabiliyorlar. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Tedavilere geçecek olursak, ilaç tedavisinde dediğim gibi diğer sorunları daha çok ortadan kaldırılması, tedavisine yönelik ilaç tedavileri var. Bu konuda çalışmalar yapılıyor. Birlikte destekleyecek hekimler, birçok meslek, farklı branş hekimi birlikte çalışması gerekiyor. Daha çok davranışsal tedaviler, destekler öğreniliyor. Yani bazı davranışları öğretmeye hedefleniyor bu otizmli çocuklara. İşte kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde davranışları ödül yöntemiyle destekleniyor. Kendi kıyafetini giyme, kendi yemeğini yeme, becerileri kazan, bir yerden bir yere yürüyebilme, gidebilme sağlaması için davranışsal ve gelişimsel tedaviler tercih ediliyor. Bunlar önemli ve en çok tercih edilen ve faydası görülen yöntemler bunlar. Biraz sonra daha da detaylı açıklayacağım ben size. İyileşmeyi belirleyen etmenler ne? Şimdi her otizmli iyileşir denmiyor maalesef. Bunu belirleyen birçok unsur var. Birincisi zeka seviyesi.
Otizme çok sık zeka geriliği eşlik ediyor. Zeka ne kadar geriyse gelişme ihtimali de o kadar düşüyor çünkü. Sadece zeka gerili olan çocuklara da baktığımız zaman vücutlarında da bozulmalar, yürüyemedikleri, konuşamadıklarını görebiliyoruz. Zeka gerili eşlik ediyorsa otizme gelişme ihtimali de o kadar düşüyor. Zeka seviyesi ne kadar ileride ise çocuğun iyileşme ihtimali de bir o kadar yüksek. Bazılarını görüyoruz. Hani otizmin olduğu söylenen bazı işte ünlü bilim adamları, işte Beethoven için söylerler, Einstein için söylerler gibi bir yerde profesör olmuş. Sadece o alana odaklanmış otizmler de var. Son dönemlerde işte TEDx konuşmaları, YouTube konuşmalarında çok çıkan Orhun isimli bir doktorumuz vardı. Otizmi de çok güzel anlatmıştı. Sadece o alana odaklanınca, tıp alanına odaklanırsa bu alanda ilerleyebiliyorlar. Zeka seviyesi düştükçe maalesef iyileşme ihtimali de azalıyor. Sosyal destek önemli. Annenin, babanın desteği çok önemli. Yani, tedavi anlamında hani bir şey yapamıyoruz ancak çok önemli. Yani direkt tedavi olarak kullandığımız bir şey yok ancak sosyal destek önemli bu çocuklar için. Daha küçük yaşta annenin ona desteği, onunla ilgilenmesi, onunla konuşması, ona bir şeyler katması çok önemli. Babanın, etrafındaki insanların, öğrencilerin, eğer bir okula gidiyorsa, kaynaştırma grubundaysa normal çocukların onunla olan desteği, ilgisi, alakası önemli. O yüzden hani bunların seçimi de çok önemli. Yani her de en iyisi olsun diye normal bir sınıfa vermek yerine o çocuğun ihtiyaçlarına göre kaynaştırma sınıfına ya da bireysel eğitim başlanması önemli. Sosyal desteği alacak, dışlanmayacak, desteklenecek. Sosyal destek önemli, konuşacak, karşında tepki alacak, onun yüz ifadesini görecek. O yüzden hep diyoruz, otizmli çocuklar ekranın başında kalmayacak. Normal çocuklar için de söylüyoruz. 4 yaşından önce ekranın başında kalmasın çünkü tek taraflı bir iletişim, karşı tarafta hareket eden çizimler var. Orası konuşuyor, çocuğun konuşması gerekmiyor ve saatlerce televizyon ekranın başında, tabletin başında. Tabii maalesef anneler bunu televizyonu bir dadı olarak, çocuğa bakacak, oyalayacak bir dadı olarak kullanabiliyorlar. Çocuk orada televizyonun karşısında oyalanırken anne sonra da telefonda konuşuyor, yemeğini yapıyor, bulaşığını yıkıyor, çamaşırını seriyor. Çocuk televizyonun karşısında 3 saat boyunca kalmış durumda. Sadece tek yere odaklanmış ve dışarıda ses çıkmış, biri gelmiş gitmiş oraya bakmıyor. Niye? Otizm bir gün yavaşlamaya başlıyor. Otizmdeki çocukların özellikle televizyon izlememelerine çok çok daha dikkat etmek gerekiyor. Sosyal etkileşime girmesi, annenin, babanın, kardeşin destek olması gerekiyor. Burada otizmli bir birey ya da engelli bir çocukları olan anne baba ciddi anlamda başta şok yaşıyorlar. Neden ben? Neden benim çocuğum? Nedenini çok soruyorlar. Neden bizim başımıza geldi? Niye bizim sağlıklı çocuğumuz olmadı? O kadar hevesliydik, heyecanlıydık. Neden bu hale geldi? Peki ne yapacağım? İyileşecek mi? Bana bir şey olsun çocuğuma kim bakacak? Ne olabilir? Hep bir umut kapısı oraya buraya kapısını çalmalar ve bu nedenden dolayı karı koca arasında ciddi sorunlar yaşanabiliyor. İşte aileleri, kayınvalideler, kayınpederler, aileler araya girebiliyorlar. Onlar arasında sorunlar yaşanabiliyor. Ve kendini yetemeyen, kendini toparlayamayan anne baba çocuğa bir şey vermekte gecikebiliyorlar. Ama sosyal destek önemli. Sizin destek vereceğiniz kişilerden biri de o aileler, anne babalar olmalı. Tanı konulduğunda otizmin şiddeti de önemli. Yine bu da iyileşmeyi belirleyen unsurlardan bir tanesi. Dedi ki otizm bir spektrum, bir yelpaze, iyi durumda olanı da var, çok kötü durumda olanı da var. Konuşabilen, kendi ihtiyaçlarını görebilen, çok üst temas kurmuyor ama okumuş, profesör olmuş, kendi ayaklarına üzerinde durabilen otizmler de var. Konuşamayan, yürüyemeyen, kıyafetini giyemeyen, tuvalete gidemeyen çok kötü durumda otizmler de var. Tanı konulduğunda onun durumu iyileşme durumunu da belirliyor. Tanı konulduğunda daha iyi durumdaysa onun da ilerlemesi de daha iyi oluyor tabii ki. Özel eğitimin kalitesi ve devamlılığı önemli, yoğunluğu önemli. Özel eğitim ne kadar kaliteli bir özel eğitim alıyorsa, ne kadar yoğun oluyorsa, ne kadar uzun süre gidiyorsa bu otizmlinin iyileşme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Tanı konulduğu yaşta çok önemli. Geç konulduğu zaman bazı şeyler kaybedilmiş oluyor. Zaman otizmlerde gerçekten önemli. Ne kadar erken tanı konulursa, o kadar erken aile bunu kabul ediyor, araştırıyor, öğreniyor ve eğitime başlıyor. Hemen duyar duymaz maalesef anne babalar bunu hemen otizmini kabul ettik ve deyip eğitime başlamıyor.
Ondan sonra birkaç yere soruyor, sorguluyor, kabul etmiyor, ne yapabilince zaman geçmeye başlıyor. Ne kadar erken tanı konulursa o kadar çabuk eğitime başlar. Eğitim başladıktan sonra toparlanma ihtimali de sağlanır. 3 yaş civarında hani otizmlerde beyin kalınlaşıyor, daha erken gelişimi tamamlıyor dedik ya. O yüzden 3 yaşını geçmemek lazım. Ne kadar erken tanı konulur o kadar iyi. 3 yaşından sonra tanı konuyorsa sonradan fark ediyorsa demek ki çok hani, belirti göstermemiş geç yaşlarda tanı konanlar da var. Hani ya acaba bunda problem mi var diye onları daha fazla tatabiliyor. Sonradan gerilemeler olabiliyor. Yani 3 yaşına kadar gayet iyi, 3 yaşından sonra düşenler var. Bunları da daha hafif atlatabiliyorlar. Ancak tanı konulduğu yaş da önemli. Şimdi iyileşme verilen 5 unsurdan tekrar bahsedebiliriz. Zeka seviyesi önemli. Zeka durumu iyi ise daha iyi bir iyileşme performansı görebiliyoruz. Sosyal destek önemli. Sosyal destek alıyorsa ailesinden, annesinden, babasından, bakanlarından iyileşme ihtimali daha da artıyor. Tanı konulduğundaki otizmin şiddeti onun iyileşmesini belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Özel eğitim, yani şu anda bilinen otizmin en etkili yöntemi özel eğitim. Özel eğitim. Bunun kalitesi ve yoğunluğu iyileşmeyi belirliyor. Tanı konulduğu yaşı da o ay aralığı da iyileşme süresini belirliyor. Şimdi tedavi yöntemlerine bakalım. Neler tedavide kullanılıyor? Bir değerlendirelim, tek tek ele alalım. Şimdi tanı koyduk. Ne yapacağız? Doktora gittik. Doktor dedi ki otizm var. Raporunu düzenliyor çocuk psikiyatristi. Anne baba her ilçede rehberlik araştırma merkezleri var. RAM. Evet, RAM'lara gittiklerinde bu raporları, RAM'daki değerlendirme yapıyorlar çocuğun durumunu. Bunu çocukla ilgili, bebekle ilgili eğitim planı hazırlıyorlar. Nasıl bir eğitim verilmeli? Ve hangi okula gitmeli? Bu okulun yerleştirilmesi planlanıyor. Eğitim planlanıyor. RAM'a başvurduktan sonra orada bu konuda değerlendirmeler yapılıyorlar ve eğitim süreci başlıyor. Önce tanı konuyor, tanıdan sonra RAM'larda eğitim planlanıyor, okul ayarlanıyor ve yerleştirmeler başlıyor. Ve sonrasında eğitimle beraber gelişim başlanıyor. Ne kadar erken eğitim alırsa o kadar iyi gelişim görecektir. İlerleyen zamanlarda eğitimin durumuna göre, çocuğun aldığı eğitimin sonrasında gelişimine göre okul değişiklikleri yapılabiliyor. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Özel ve devlet kurumlarında veriliyor. Ve bağlı ilköğretim bünyesinde yer alan özel eğitim uygulama merkezleri var. Buralara başvurabiliyorlar, buralara yönlendirilebiliyorlar RAN'lar tarafından. Genel eğitim okulunda özel sınıflar açılabiliyor. Yani normal okulda özel sınıflar açılabiliyor. Genel eğitim okulunda normal sınıflara dahil olabiliyorlar. Ve burada kaynaştırma sınıfları diyoruz. Kaynaştırma sınıflarında hani o sınıfta belli sayıda, işte genelde ikiyi geçmiyor, katılabiliyorlar bu otizm çocuklar. Genelde normal çocuklar var. Ama iki tane otizmli. Onların da durumu iyi olduğu için gönderiliyor. Ve o sosyal etkileşim sağlanıyor. Diğer çocuklarla etkileşim içerisinde daha iyi eğitim, kendini sınadıkları, öğrendikleri, sosyalleşme, yaklaşık dinliği öğrendikleri bir ortama giriyorlar. Buna kaynaştırma sınıfı deniyor. Genelde bir sınıfta en fazla 2 kişi oluyor. Bunun içinde sayılar var. İşte anaokul öncesindeki belli bir sınıf sayısı işte 10 civarındaysa 2, 25'e çıkarsa 1 çocuk şeklinde. Normal okulda da benzer şekilde şartları belirlenmiş. Sınıf mevcuduna göre sayılar verilebiliyor. 2 çocuk oluyor en fazla. Otizmli. Özel eğitim alanında sadece otizmli değil. Kaynaştırma sınıfları da düzenleniyor. Milli eğitime bağlı özel eğitim merkezleri, özel rehabilitasyon merkezlerine gidebiliyorlar.
Evde eğitim alabiliyorlar. Ya da hastane okullarında eğitim alabiliyorlar. Hastanelerde de uzun süre kalırlarsa ki otizmden kaynaklı başka rahatsızlıklarından dolayı kalabiliyorlar, uzun süre yatan hasta oluyorlar. Orada da hastane okulları var. Evde eğitim alınabiliyor. Kendi anne babanın maddi durumu iyidir. Eve hoca çağırıyor. Evde de eğitim alabiliyor. Özel eğitim merkezlerine gidiyorlar. Devlet bunların bir kısmının parasını ödeyebiliyor belli bir saatlerde. Bunların hepsi RAM'da planlanabiliyor. Bireysel eğitim programı dediğimiz BEP milli eğitimde uygulanıyor. Birebir çocukla eğitim yapılabiliyor. Biraz durumu iyiyse kaynaştırma sınıfına veriliyor. İşte biraz daha iyiyse daha normal sınıflarda gidip gelebiliyorlar. Arkadaşlarıyla kaynaşabiliyorlar. Bu çocuğun durumuna göre planlanabiliyor RAM tarafından ve iyileşmesine göre de bu süreç değiştirilebiliyor. Özel eğitim yaşına, özelliklerine, yeterliliklerine ve gerekliliklerine göre planlıdır. Şimdi hangi sınıfa gideceği genelde hani ailelerin istediği en güzel sınıfa gitmesi, normal çocuklarla beraber eğitim alması ancak bu sadece annenin, babanın, ailenin isteğiyle olmuyor. O çocuk için hangisinin en uygun olduğunu RAM'dakiler, bu işi yapan insanlar onun için en iyisini düşünerek planlıyorlar. Yaşına bakıyorlar hani okul öncesinde mi gidecek, okul dönemine mi gidecek, özelliklerini, yani yeteneklerini neler yapabiliyor, kendi kendine yetebiliyor mu, becerileri ne durumda, onlara bakıyorlar ve ona göre bir eğitim planı hazırlıyorlar. Neye ihtiyaç var, bu çocuğu nereye göndersek, hangi yer daha iyi hizmet alacak, buna göre planlıyorlar. Nedir bunlar? Öncelikle öz bakım verilmesi gerekiyor. Bu konuda eğitim alması lazım. Destek alması gerekiyor. Günlük yaşama hazırlanması gerekiyor. Yani öz bakım, kendi işte yemesi, içmesi, elini yıkaması, tuvalet ihtiyacı gibi bunların sağlanması için eğitimler veriliyor bu süreçte, özel eğitimlerde. Öz bakımını sağlayacak, hani kendi kıyafetini giyecek, tuvaletine gidecek, elini yıkayacak, yemeğini yiyebilecek seviyeye gelmesi bekleniyor. Sonrasında günlük yaşamında kendi ihtiyaçlarını giderebilecek hale gelmesi gerekiyor. Sabah kalktı, elini yıkadı, yemeğini pişirebildi, işte bir şeyler hazırlayabildi gibi bunlar sağlansın istiyor. Sonra sosyal becerilerin gelişmesi hedefleniyor. O sosyal beceriler işte gidip alışveriş yaptı, bir bakkaldan, marketten ihtiyacını giderebildi, birine selam verebildi, birine konuşabildi, adres sordu bir yerden bir yere giderken sosyal becerilerin gelişmesi bekleniyor. Bunlar da tamamlanıyorsa ve bunlar varsa akademik beceriler gelişmesi bekleniyor. Yani bilgiler biraz daha bilgi birikimi istiyoruz. İşte okuma yazmayı öğrendi, hesaplamaları öğrendi, bir alanda kendini geliştirdi. Burada ilk amacımız ama okuma yazma öğrenmesi, alışveriş yapması değil. Öncelikle kendi öz bakımını sağlaması. Bu aileye de ciddi anlamda kolaylık sağlayacak çünkü sadece çocuk olarak düşünmeyin bunlar 3 yaşında 5 yaşında kalmalı ve yaşları ilerlemeye devam ediyor. 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşına kadar düşündüğünüz zaman onların bakımı, tuvalet alışkanlıkları, yemek yemesi, banyosu onlara bakmak zorunda kalan anne babalar için yük oluyor ve en çok kaygılandıkları da durum bu oluyor. Bize bir şey olsa bu çocuğa kim bakacak diye. Öz bakımı geliştikten sonra günlük ihtiyaçlarını giderecek hale gelmesi için eğitimler veriliyor. Daha çok davranışçı yöntem bulunmuş. Sonra sosyal beceriler gelişsin. Hani sadece evde birine bağlı kalmasın. Çünkü ona bakan kişiye sadece bağlı kaldıysa o kişi de artık bundan yoruluyor. Çünkü yükünü paylaşmak istiyor. Bu anne oluyor genelde. Başka insanlarla da iletişim kursun. Zamanını başka insanlarla da geçirsin ki hani ona bakan kişi bütün yükü üzerine almasın. Sonrasında akademik beceriler gelişsin. Okuma yazmayı öğrensin, diploma alsın, bir yerde işe başlasın. Bunların hepsi isteyebiliyor. Ve mesleki eğitimler var. Yani yetişkinlikte de bazı meslekleri öğrenebiliyorlar. İşte ilkokul döneminde, okul öncesi dönemde başlıyor işte 6-7 yaşına kadar. Bazı becerileri kazanmasını istiyoruz. Sonra ilkokul dönemine gidiyor, okuma yazmayı öğrensin, sosyalleşsin, arkadaş ortamına girsin diye ilkokul, ortaokul dönemi. Sonra lise döneminde yetişkinlik dönemi dediğimiz biraz bir meslek edinsin, bir şey üretebilsin, kendi geçimini sağlayabilecek parayı kazanabilsin. İstediği bu anlamda İşkur'da, Milli Eğitim'in, belediyelerin düzenlediği kurslar var. Bunlara katılıyorlar. Ve bazı meslekler edinebiliyorlar. Bu meslekler daha çok daha basit, daha rutin olan. İşte düğme dikme, galoş dikme, çoban, çorap örme, böyle marangozluk işleri, ağaç işleri gibi işler yapabiliyorlar. Çim biçme işleri gibi. Bu tür daha basit, onların yapabileceği işler bulunabiliyor. Bunlar konuda eğitim aldıktan, bu beceriyi geliştikten sonra engelli kişilerin
birçok normal insanlara göre daha rahat iş bulabildiklerini de görüyoruz. Çünkü belli bir sayı geçtikten sonra özel konular, fabrikalar engelli çalıştırmak zorundalar. Onlar da iş bulabiliyorlar. Hem sosyalleşmiş oluyorlar, hem kendi ihtiyaçlarını gidermiş oluyorlar. Belli bir gelişmeye ulaştılarsa kendi başlarına kalabilir. Yanlarında birkaç akrabayla kendi geçimlerini sağlayıp hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Bu para kazanmaları da onlara kolaylık sağlıyor. Anne babalar da bu anlamda rahatlıyorlar. Daha çok hani bu eğitimler de sağlanıyor. Kafelerde çalışabiliyorlar, garsonluk yapabiliyorlar, otellerde kat görevlisi olabiliyorlar. Bununla ilgili birçok yer açıldı. Okuduğum kadarıyla Ankara'da bir dönem varmış Down Cafe diye. Konya'da var Gökçem Cafe. Down sendromların çalıştığı hem garsonluk yaptıkları hem aşçılığı öğrendikleri, kendi kendilerine yetebildikleri çok güzel yemek yaptıkları sistemler var. Bunun konuda çalışan insanlar var. Engelli, özel eğitime ihtiyaç duyan insanlara belli meslekleri öğreten, gönül vermiş, çaba sarf etmiş insanları görüyoruz. Ve gerçekten emek veriyorlar ve bu desteğe ihtiyaç olan bu kişilere, bu problemi olan, bozuklukları olan kişilerin birçok insandan daha iyi işler çıkarabildiğini, çalışınca, isteyince her şeyi yapabildiklerini gösteriyorlar bize. Bu konuda onları da takdir ediyorum. Fırsat bulursanız sizin de bu tür kafelere gidebilmenizi öneriyorum. Ben birkaçına gitmiştim ve çok daha hoşuma gitmişti. Orada gelip bir kafede garsonluk yapabilmesi, onların yaptığı bir yiyeceği yemek gerçekten güzeldi. Demek ki isteyince yapılabiliyormuş, öğretilebiliyormuş dedirtti. Bunu diyeceğimiz birçok uygulamayı da görüyoruz. Hani eskiden çok bir şey yapılmaz, beklenmez derken belli tedavi yöntemleri gelişti, uygulandı, denendi. Bu hemen yayılıyor zaten. Dünyanın herhangi bir yerinde bu tespit ediliyorsa, uygulanıyorsa hemen kısa sürede bu yayınlarla bütün dünyaya duyuruluyor ve herkes denemeye başlıyor. Kendi kültürüne uyarlamaya başlıyor. Bu da o insanların hemen hayata kazandırmasını sağlıyor. Sadece o insanlar hayata kazandırılmıyor. Ona bakmakla yükümlü olan insanlar da hayata kazanmış, hayata tutulmuş oluyor. Çünkü kafalarındaki o stres, işte bu çocuğa ne olacak stres azalıyor. Çünkü rahat ediyorlar. Biraz zaman kendilerine kalıyor. Eğitime erken başlanmalı. Yani 1,5-2 yaş civarında başlandığı zaman bunun karşılığını erken görüyoruz. Yoğun ve sürekli olmalı. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Devletin verdiği 2 saat özel eğitimlere sadece 2 saatin ücretini veriyor. Ancak bu kişilerin özel eğitime ihtiyaç duyan bu çocukların haftalık 35-40 saat eğitim alması şart. Yoğun bir eğitim olması lazım. Sürekli bir eğitim olması lazım. Sadece okula gönderdi 2 saat özel eğitim rehabilitasyon merkezine 2 saat eğitim aldı geldi. Yetmez bu çocuklara bir şey öğretmekten. Burada eğitim ayakları var. Hani sadece şey değil. Özel eğitime gitti. Orada hoca öğretti. Geldi evde. Tamam önde ben televizyonu açayım. Ben de işime bakayım. Olmuyor. Burada anne baba da bir eğitim önemli bir ayağında. Çünkü daha çok öğretmenden ziyade anne baba bu çocukla ilgileniyor. Özel bakımıyla ilgileniyor. Banyosuyla, yemeğiyle ilgileniyor. Burada öğretmenle işbirliği içerisinde olmalı. 2 saat yetmiyor. Mümkün mertebe bu eğitimin çoğaltılması gerekiyor. Hani bu da biraz maddiyata dayanabiliyor. Ama o yoksa da anne babanın bu eğitime evde devam etmesi şart. Haftada 2 saat, günde 2 saat eğitimine olacak şey değil. Haftada 40 saate varan, yani günlük 8 saat, 7 saatlik eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Bu eğitim sabahtan akşama kadar devam eder. Bunun her tarafa genellenmesi gerekiyor. Bu eğitimler belirlenirken bireysel özellikleri ve gereksinimlere uygun olmalı. Yani dedim ya, otizm spektrum bozukluğu. Çok geniş bir yelpaze. Tek bir bozukluk değil. Yani o yüzden otizm onlara şu eğitim verilir denmiyor. Birine bakıyorsunuz çok rahat giyinebiliyor. Hatta o kadar şık giyiniyor ki kendi o kadar dikkat ediyor ki onun takıntısı orada oluyor. Hani iyi görünmem lazım, makyaj yapıyor falan. Bir bakıyorsunuz öbürü pantolonunu giyemiyor. Bacaklarından sokamıyor pantolonu. Çok bambaşka. Şimdi o beyin gereksinimini ona dikkat ediyorsunuz ve ona göre bir eğitim planlanıyor. Otizm ne? O kişiye biriciktir, özeldir. Ona özel olarak ne yapacağız diye tespit edilmesi şart. Ailenin katılımı önemli. Aile bunları yaparken öğretmene muhakkak irtibat halinde olmalı. Öğrenildiklerini evde sürekli tekrar etmeli. Ve bunu birçok yere genellemeli.
Sadece hani bardağa su konmak yerine bardağa başka şeyler de konmalı. O hareketin başka nerelerde yapılabileceğini, kapı çalma işini sadece evin içerisinde bir odadan bir odaya girebilirken başka yerlerde de yapılabileceğini dikkat edilmeli. O hareketi öğrendikten sonra yavaş yavaş, yavaş ama burada sabır çok daha önemli, yavaş yavaş genelleme sağlanmalı. Bu eğitimler bilimsel dayanaklı olmalı. Maalesef umut tacirleri her alanda var. Hani böyle bir hastalık çoğaldığı zaman insanlar nerede umutluysa oraya gidiyorlar. Ve her şeylerini veriyorlar. Yeter ki düzelsin diye. İşte aşı bulduk, şunu yaptık, şu tedavi çok iyi diye. Çok yüksek meblağlara belli eğitimler veriyoruz, tedaviler veriyoruz, yapıyoruz diyebiliyorlar. İnsanların paralarını alabiliyorlar. Burada biraz sonra sayacağım. Bazı tedavi yöntemleri dünya çapında kanıtlanmış, yararlı olarak görülmüş. Bazıları henüz yeterince bir kanıt yok ama bazı faydaları görülmüş, bazen görülmemiş şüpheliler var. Bazıları var, hiç faydası görülmemiş, boş boşuna uğraşmayın dedikleri var. Bazıları da gerçekten zararı olan şeyler var. Bunların farkına varmak lazım. Bilimsel dayanağı olan uygulamalar tercih edilmeli. Öncelikle birebir eğitim şart. Hani çocuğum hemen ya benimki iyi olsun bir an önce işte şeyden başlayayım, normal sınıftan başlayayım demek doğru değil. O zaman çocuk kendini daha kötü hissedebiliyor. Çünkü diğer çocuklar bunu belli becerileri geliştirmediyse dışlayabiliyorlar. O zaman sosyal becerilerini öğrenemiyor. Öncelikle bireysel eğitim, birebir eğitimi başlamalı. Tabii ki bunu RAM'dakiler değerlendirirken çocuğu en az seviyeden başlatıyorlar. Çocuğun durumuna bakıyorlar. Diyorlar ki en iyi yerden başlatalım. Önce onların incelemesi, elemesi yukarıdan aşağı doğru oluyor. Yani önce normal sınıfa gidebilir mi? Sonra kaynaştırma sınıfına gidebilir mi? Sonra işte bireysel eğitim planını mı alsak diye yapılır. Ancak hemen kaynaştırma sınıfına sokmak doğru bir şey değil. İhtiyaçlarına bakacağız. Bireysel eğitim planına giriyor mu? Bir eğitimi aldık. Bazı becerileri geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle öz bakım konusunda, kendi kendine yetebilme konusunda bireysel eğitim almak. Daha çok davranışçı, ödül yöntemleri, bir şeyleri defalarca tekrar etme, yavaş yavaş sabırlı bir şekilde bunu çalışmamız gerekiyor. Sonrasında küçük gruplara dahil olacak. Bu küçük gruplar, işte 10 kişilik gruplar, arkadaş grupları, işte kaynaştırma sınıfları olabilir. Eve gelen birkaç arkadaş grubu, hani evdeyse eğer çocuğunuz, önce bireysel olarak ilgileniyorsun. Sonra işte akraba, kuzen, komşu çocuğu, ikili, üçlü şeklinde olur. Çünkü ancak onu da kabullendi, alıştı, sosyal etkileşim kurdu. Sonrasında bu su evet, yavaş yavaş çoğaltılabilir. İşte daha kalabalık gruplar 5, 10'a, 10, 20'ye çıkar. Daha kalabalık gruplara doğru yayılmalı. Hemen kalabalık gruplarda öğrenmeye çalıştırmayın. Yani maruz bırakalım. Nasıl olsa öğrenir, gelişir. Diğer çocuklar nasıl olsa benim yapıyorsa benimki de yapar diye düşünülmesin. Otizm bozukluğu bu. Yapamaz. Hani küçük küçük başlarsanız, sabırlı olursanız yavaş yavaş bir şeyler değişir. Gerektiğinde alternatif desteklerden yararlanılmalı. Yani sadece bu tedaviden gideceğim, başkası yok değil. Az önce söylediğim gibi birçok hastalık eşlik edebiliyor, sonradan gelişebiliyor. Çocuk büyüdükçe depresyon gelişebiliyor, çocuk büyüdükçe kaygılar gelişebiliyor. O anlamda farklı meslek dallarından da destek alınmalı. Farklı yöntemler de denilebilir ama bilimsel olmalı. Hani hurafelerle şu otu iç, şunu yap diyerek değil, bilimsel temelli olmalı. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz.